Herkese merhabalar. 4 madde ile tembellikten nasıl kurtuluruz? Gelin hep beraber buna çözüm bulalım. Nasıl gidiyor evladım dersler? Hocam çok iyi gitmiyor. Yaz sonrası çok adapte olamıyorum hocam. Böyle çok çalışasım gelmiyor açıkçası. Bezdim Ge birazcık. Evet genelde Tonguç'ta da sende de tüm öğrencilerimizde de buna benzer bir bezginlik var. Esas hepimiz başarılı olmak istiyoruz. Hepimiz yazılarımızdan, sınavlarımızdan, LGS'den çok iyi puanlar, çok iyi netler, çok iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz ama sürekli erteliyoruz öyle Yatarak değil mi? Yatarak olmaz mı hocam? Yatarak başar olan tek kişi tavuktur. Tavuk yattığı zaman altta yumurtası birikir ve yumurtasını oluşturur. Ama biz sürekli erteleyerek, canımız hiçbir şey istemeyerek ki bunlar arkadaşlarımızın yorumları. Biz sosyal medyada bütün öğrencilerimizin yorumlarına bakıyoruz. Canım hiçbir şey istemiyor. Sorumluluklarım gözümle büyüyor diyoruz. Esas da bunun temel sebebi ne biliyor musun? Mesela aileler de bazen buna olumsuz katkıda bulunabiliyor. Mesela bak dershane parasını yatırdım. Bak sana kitapları aldım. Bak harçlığını artırdım deyince bize istersemez sorumluluklar büyümeye başlıyor. Bak komşunun oğlu Ahmet şunu yapmış bunu yapmış diyorlar hocam evet, bazen. Evet bu tarz şeyler bak hiçbir şey söylemeseler bile sadece size yönelik böyle kendi aralarında konuştuğunu hissetmen bile senin sorumluluğunu artırıyor ve bu sefer de artık kendine gelemiyorsun. Böyle acaba yapamayacak mıyım? Acaba çalışsam da olmayacak mı? İşte sürekli olarak böyle zaten sosyal medyada bizi çok ilginiz çeken Instagram'da işte ne bileyim e, WhatsApp'ta böyle sürekli bizi oyalayacak şeyler de var. Dolayısıyla biz bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Birincisi ve en önemlisi yapmamız gerekenleri listelememiz gerekiyor. Zaten telefonlarda veya ders notu notlarımızın yanında veya da küçük notebooklarda, böyle küçük defterlerde bunları yazabileceğimiz yerler var. Eğer yapman gerekenleri listelersen mesela diyelim ki bugün yapman gerekenler bir işte e, Türkçe'de Türkçe'de e, 100 soruyu çöz 100 soruyu çöz dedin tamam mı işte sayfa e, 17 ve e, 49 arasında sonra ikincisi de dedin ki mat videosunu vid izle. Zaten biz size çalışan programları veriyoruz. Yani LGS'de veyahut da diğer derslerde hangi gün hangi videomuz yayınlanacağı belli. 3 mesela diyelim ki arkadaşınla sinemaya git filmi izle mesela bileti al sinemaya git bileti ayırt diye yazın. Sonra bütün bunları yazdıktan sonra gün içerisinde yapamadıklarını kağıttan kontrol edip ha bunu yaptım bunu çiz. Bileti ayırttım ama bak matematik videosunu hala izlememişim diyebilirsin ve bu yapman gerekenleri görüp bitirebilirsin. Ve kağıdın üzerine böyle çizmek de insanı acayip rahatlatıyor. Yani bunu yaptım, bunu bitirdim, bunu yaptım, bunu bitirdim demek. Yani yapman gerekenleri listelemek işini daha da kolaylaştırıyor. Dünyadaki birçok başarılı iş adamı, iş insanı diyelim hatta. Birçok başarılı Türkiye'de liste yapmış öğrenciler hep bu tarz yöntemlerle başarıya ulaşıyorlar. İkincisi kısa süreli hayaller kur. Ama süreye dikkat. Et. Zaten bu da bununla bağlantılı. Yani saatlik hayaller kuralım hocam. O kadar değil tabii de. Mesela yani buraya sen işte LGS'de başarılı ol. İşte Galatasaray lisesine gir yazarsan bunu ne zaman de ne zaman sonucunu öğreneceksin? Bu zor. Ama bugün için bu Türkçe sorularını çözmüş olmak, matematik videosunu izlemiş olmak, işte yapman gereken eğlenceli işi yapmak ki dinlenmek de bir çalışmadır. Çünkü dinlendiğin zaman çalışmana da güzel bir zaman ayırmış olursun. Ben o yüzden çok çalışıyorum hocam. Aferin, tebrik ediyorum seni. Bütün bunları yapmış olmak yani kısa süreli planlar yapmak da esasında hayallerin bir kısmı. Plan ve hayal benzer şeyler. Yani sen bir plan yaparsın, onu gerçekleştirirsen esasında hayallerini de gerçekleştirir olsun. Ve süreye de dikkat etmen gerekiyor. Burada süreye dikkat etmekten kastım şu. Eğer sen çok mesela şöyle düşün. Bir pasta var. Bunu her zaman aynı örneğe veriyoruz. Çok büyük bir pasta düşün. Kocaman bir doğum günü pastası. 30 kişilik, 25 kişilik bir doğum günü pastası düşün. Bu pastanın içerisinden bir dilim yesen keyif alırsın. Niye? Çok lezzetli. Ve sen bunu böyle yavaş yavaş dilim dilim yersen bu pastayı kısa sürede değil ama yani bak kısa sürede değil. Belli bir sürede bitirebilirsin. Ama ben bu pastayı bir seferde oturup yiyeceğim dersen birinci seçenek yiyemezsin, kusarsın yani. Üf o yiyemedin dersin. İkinci seçenek ise yersin ve patlarsın yani. Perişan olursun. Dolayısıyla bir şeyi planlamak, yapacaklarını önceden belirlemek ve pastayı da dilimlere böldüğün gibi yapacaktan dilimlere bölmek çok çok önemli. Bak burada da aynı şeyi söylemişiz. Büyük işleri önce parçalara ayır. Ve parçalara ayırmazsan, sona bırakırsan ki bizde bu hastalık vardır, bende bile var. Ben şimdi burada ahkam kesiyorum. Şöyle yapın, böyle yapın diyorum ama bende bile bazen diyelim ki e, cuma günü yapılması gereken bir iş var. Pazartesi yaparız diyorum. Tamam mı? Salı da hallederiz diyorum. Çarşamba mutlaka hallederiz. Perşembe oluyor. Eyvah çok yaklaşıyorum. Cuma günü yapmaya çalışıyorum. Bu sefer de ne oluyor? Aynı büyük pasta örneğinde olduğu gibi ya yapmaktan vazgeçiyorum. Ya bu olmayacak. Vazgeçtim. Ben bunu halledemeyeceğim diyorum. Ya ya da ya da Son saniyede e, öyle böyle bir saniye, şekilde yapıyorsun e, yani. Öyle böyle çok kötü bir şey oluyor. Halbuki ben pazartesi bir dilimini, salı diğer dilimini, çarşamba diğer dilimini, perşembe diğer dilimini, cumada diğer dilimi yapsam hem keyifli bir şekilde bitirmiş olurum hem de gerçekten sonucu olumlu olur. Bir de en önemli şey esasında. Bu çok çok önemli. Biz başarılı olmuş öğrencilerimizi de bunu gördük. Eğer telefonunu sürekli olarak aktif bir şekilde kullanırsan, yani telefonun sürekli açıksa, bu şu demek, sıkıntı seni bekliyor. Çünkü günümüzde sosyal medya gerçekten bizi oyalamak için bizi takip ediyor. Yani sen şimdi telefonun sadece bir telefon değil, seni takip eden bir ajan gibi. Sen telefonda diyelim ki e atıyorum Google'da bir şeye girdin ya, hemen Instagram da ona göre kendisini ayarlıyor. Diyor ki Google'da diyelim ki, sen atıyorum. İşte Galatasaray Fenerbahçe maç sonuçlarına baktın. Instagram'da futbolla alakalı çok güzel goller geliyor. Veyahut da sen Instagram'da buna girdin, Google'da sana bunu öneriyor. Yani seni takip ediyorlar. Seni takip ettikleri için sürekli seni orada tuttukları zaman para kazanıyorlar. Çakal gibiler hocam. Evet, e, orada tuttukları zaman para kazanıyorlar. Şöyle düşün, e, Instagram diyor ki biz diyor bu çocukları diyor veya bu müşterileri veya bu insanları ne kadar çok burada tutarsak o kadar çok onlara reklam gösterir, para kazanıyorlar. Peki ben Tankut'u nasıl internete tutabilirim? Tonguc'u nasıl internete tutabilirim? Bizi şu anda izleyen Merve'yi, Emre'yi, Ahmet'i, Cem'i nasıl te telefon tutabilirim? Sürekli onun ilgisini çekecek şeyleri ona yollayarak, sürekli olarak onun dikkatini dağıtarak. İşte sen eğer bildirimlerin seslerini kapatmazsan, sürekli olarak WhatsApp gruplarında zaten hiçbir zaman... Kötü Film şey. atıyoruz hocam. Evet, WhatsApp gruplarında sürekli komik şeyler paylaşılıyor. Komik bir şey geldiği zaman bir onu izliyorsun vakit kaybediyorsun. İki onu paylaşmak istiyorsun vakit kaybediyorsun. O paylaştıklarına güldüler mi diye bakıyorsun. Acaba güldüler mi? Acaba okundu mu? Okundu ya bakıyorsun böyle. Sürekli olarak vakit kaybediyorsun. Esasında seni güldürmek için atılan şey senin zamanını öldürüyor hocam. Zaman bir de oluyor. mesela ben birine bir şey yolladığımda kendim tekrar izliyorum hocam. Onun gözünden izliyorum. Siz de yapıyor musunuz? Aynen ben de yapıyorum. Ben de insanım. ben de senin gibi her insan gibi hatalar yapabiliyorum. Ama eğer önemli bir işim varsa, eğer bir yazılım varsa, eğer bir sınavım varsa telefonumu kapatmam lazım. Esasında akıllı telefonlar insanları yavaş yavaş akılsız yapmaya başlıyor. Niye? Çünkü artık her şeyi onlar yaptığı için kendimiz bir şeyleri araştırıp öğrenmekten vazgeçiyoruz. Dolayısıyla asla şöyle bir şey yapmayacağız. İşte telefonumu sessize aldım. Hayır. Bildirimleri kapatman gerekiyor. Yani uçak modu var ya şöyle uçak resmi var. Bilmiyorum tam nasıl oluyor. Uçak resmi uçak modunu aldığın zaman hatta ve hatta telefonu Odadan dışarı çıkardığın zaman seni kimse rahatsız edemez ve başarılı olabiliriz. Eskiden o zaman... evlerde ansiklopediler varmış hocam. Evet çok eskiden onları sen hatırlamazsın bizim zamanımızda. Demek ki tüm bildirimleri kapatıyoruz. Büyük işleri parçalara ayırıyoruz. Hangi gün ne yapacağımızı belirlemiş oluyoruz. Kısa süreli hayaller kuruyoruz ama süredik dikkat ediyoruz. Ve yapmamız gerekenleri listeliyoruz. Mesela şöyle bir liste örneği de gösterebilirim sana diyelim ki. Biz zaten çalışma programları veriyoruz ama diyelim ki bak şöyle göstereyim. Şöyle günlerimizi yazdık. Bak mesela çalışma programlarımız burada. Bu 7. sınıf için, 8. sınıf için daha agresif, daha ciddi bir çalışma programı var. 6, 5'te de yine çalışma programlarımız var. 9-10'da da. Diyelim ki şu günler yazdım buraya. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Şimdi diyelim cumartesi günü off olarak yani cumartesini tatile ilan edebilirsin eğer LGS hazırlanmıyorsan. Burada günleri yazdıktan sonra evladım günleri yazdıktan sonra çalışman gereken dersleri de yazabilirsin. En önemli derslerin başına yazdım matematik matematiği yazdın. Fen'i yazdın. Türkçe'yi yazdın. Tamam mı? Hmm. Türkçe. Sonra işte inkılap tarihini yazdın. LGS örnek verelim. Tabii ki İngilizce, din gibi dersleri de yazacağız mutlaka. Onlara da çalışmamız lazım. Sonra pazartesi günü bu dersle alakalı neler yaptıysan onu yazmak da senin motivasyonu artırır. Yani yapacaklarını değil bazen yaptıklarını yazmak da senin motivasyonu artırır. Şöyle düşün ben pazartesi günü hiç matematik çalışmamışım ama salı 50 soru çözmüşüm. Çarşamba 40 soru çözmüşüm. Perşembe 100 soru çözmüşüm. Cuma bir şey yapmamışım ama cumartesi 110 soru çözmüşüm. Pazar işte 70 soru çözmüşüm. Bu şu demek geçen hafta ben toplam 100, 210, 280, 320, 370 tane soru çözmüşüm demek. Demek ki bu hafta en az 370 soru çözmeliyim. Hatta bunu artırmalıyım dersin. Ama yaptığını yazmamak bile aman işte şu Diyoruz, hayırlısı bakalım demek bile bu insanın motivasyonu düşürüyor. Dolayısıyla yapacaklarını yazabilirsin. Az önce söylediğim gibi yapman gerekenleri isteyebilirsin. Ya da yaptıklarını da yazmak. Yani geçen hafta ben bu kadar matematikten soru çözdüm. Fenden bu kadar soru çözdüm. Geçen hafta hiç İngilizce çalışmadım gibi şeyleri bilmek de senin motivasyonunu artırır. O zaman yapmamız gerekenleri söyledik. Ve şuna da çok inanmamız lazım. Kendine güveneceksin ve bize de inanacaksın ya yani biz derken sadece Tonguç, Akademi, Tonguç Akademi'ye değil hocalarına da inanmalısın çünkü hocaların da her zaman senin iyiliğini istiyor senin başarını istiyor dolayısıyla kendine güveniyorsun kendine güvenmek güveniyorum hocam kendine güveniyorsun planlarını yapıyorsun bilirimlerini ses alıyorsun hocalarına da inanıp Başarıya ulaşıyorsun. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap yorumları yolla. E, bugün işini yarına bırakır mısın demiş ama siz aynı zamanda e, bugün işini muhtemelen hepimiz yarına bırakıyoruz. Siz yaşadığınız en büyük sıkıntı nedir? Yani hangi konuda rehberlik videosu istiyorsanız onu bize yazabilirsiniz. yazabilirsin. da yazalım bakın bu da ben benden olsun. Hangi konuda rehberlik istiyorsunuz? Yani sıkıntınız nedir? Onu söyle. Hangi konuda rehberlik istiyorsunuz? İşte hocam e, Instagram'dan nasıl kurtulabilir? İstiyorsanız yazın. Bazen uykum kaçıyor hocam. İşte uyku problemim var veyahut da işte ne bileyim e, dikkat eksikliğim var. Test tekniğini bilmiyorum. Ne olursa olsun biz size sürekli repertuvar videolar atmaya devam edeceğiz. Yeter ki siz bize istek parçası yollayın diyelim. Bu da istek parçası olmuş olsun. Hadi bakalım görüşmek üzere başarılar şimdiden.